Merhaba, bugün sizlere 2018 yılının son gününden sesleniyorum. Siz bu videoyu ne zaman, nasıl izlersiniz bilemiyorum ama şu anda 2018 yılının son günü. Ve ben 2018 yılı için kendime hedef belirlemiştim kitap okuma sayısı olarak. Bu 80'di. Ancak yılın işte Ağustos, Eylül'ünden sonrasında 80'i tamamlamıştım. Sonrasında 100'e çıkardım bu hedefimi ve şu anda 101. kitabımdayım. Yani 2018 yılında 100 tane kitap okudum ve bunların içinden beni çok etkileyen, bugünkü Ayşe'yi oluşturan, şu anki fikirlerimi meydana getiren kitaplardan bahsedeceğim sizlere. Zaten beni uzun zamandır takip edenler için de bu videolarda bahsedeceğim özellikle birkaç kitabı mutlaka biliyor olacaklar. Çok etkilendiğim için birçok videomda bundan bahsetmiştim. Aynı zamanda 2018 yılı benim YouTube'a başlama senem. 1 Ocak'ta ilk videomu yayınlamıştım. Yarın da bu kanalın, YouTube kanalımın 1. yıl dönümü olacak. O yüzden bu tarz videoları çekmek hem arşiv açısından güzel, sonrasında geri dönüp bakmak açısından çok güzel ve bir yılı nasıl geçirmişim onu görmek açısından benim için de güzel bir analiz, böyle inceleme videosu olacak. Bunlardan tabii ki ilki, şaşırtmayacağım sizi, Marcel Proust'un Kayıp Zaman İzinde serisi olacak. O yüzden hiç göstermediğim bu grafik çizimleri olan, içinde bu tarz bir illüstrasyonlu olan bir kitabını göstermek istedim. Uyarlayan ve çizen Stephen Hewitt'miş. Çeviren de yine Rosa Hackman tabii ki. Şöyle içlerindeki görseller o kadar güzel ki buna hayran kaldım. Tabii ki bunların devamı da var. Seriyi okuduktan sonra hatırlamak amaçlı, özleyip tekrar başvurmak amaçlı çok güzel bir kaynak. Tabii ki bunun öncesinde Marcel Proust'un Kayıp Zaman İzinde serisini bitirmek gerekiyor. Bu ilk cildi. Bilmeyenler için tekrarlayayım. 7 ciltten oluşuyor. Ben Ocak ayında başlamıştım ve muhteşem beni edebi şölene hazırladı bu yıl içinde. Edebiyat anlamında da çok çok tatmin olduğum bir yıl geçirdiğimi söyleyebilirim. Marcel Proust ya da bir roman yaratmak, Mehmet Rifat'ın bu ciltleri, özellikle içindeki karakterleri, işte olayları anlatan, Marcel Proust'la ilgili detaylara girdiği, yazma serüvenini anlattığı bir eser. Bunu mutlaka seriyi okurken aynı zamanda okumanızı öneriyorum. İçinde çok güzel bilgiler var. Bu da Celeste Albere'nin konuşmalarından derlenen, Proust'la ilgili, yani Proust'un hayatını anlatan bir roman. Bunlar Proust'la ilgili çok çok sevdiğim eserler. Bu seriyi de tamamlamak istiyorum. İlk kitabı elimde, illüstrasyon olarak. Marcel Proust dediğim gibi 2018 yılında benim kazandığım, okuyup bitirdiğim çok çok güzel bir değerdi benim için. Tabii ki Proust okumalarım devam edecek 2019 yılında da. Yeni yeni yazarlarla tanışmaya, bu şekilde çok çok sevdiğim yazarlarla tanışmaya devam edeceğim umarım. Bir diğeri, bir Yaşar Kemal efsanesi olan İnce Mehmet serisini bitirmek oldu benim için bu 2018 yılında. Siz de bitirmediyseniz bence mutlaka bir Türk yazar olarak, Türk edebiyatındaki mihenk taşları olarak mutlaka İnce Mehmet'i bitirmenizi, bütün kitaplarını okumanızı öneriyorum. Benim 2018 yılı içinde bu edebiyat şöleni içinde bana kazandırdığı çok çok şey var İnce Mehmet'in. Aynı zamanda Yaşar Kemal'in Bir Yaşar Kemal Efsanesi diye bir belgeseli var. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Birçok bilgi edinebilirsiniz Yaşar Kemal'in hayatıyla ilgili, yazdığı dönemlerle alakalı, işte orada arkadaşlarıyla ilişkileri vesaire. Çok çok güzel bir belgesel de aynı zamanda. Bir diğeri Stefan Zweig. Benim birçok eserini okuduğum bir yıl oldu. Daha önce de okumuşluğum vardı ama bu yıl daha da bir arttı diyebilirim. O yüzden öncelikle satranç eserini herkes biliyordur eminim. Zaten bunu mutlaka okuyun. Ama aynı zamanda bu son eseri, yazarın bu eseri yazdıktan sonra intihar etmişler eşiyle birlikte. O yüzden çok çok önemli. Hani zirve diyebiliriz aslında. Bundan başka
Amok koşucusu benim çok hoşuma gitmişti. Gerçekten böyle içinde heyecan, böyle bir sonraki sayfayı merak ederek çevirdim bunda. İkisi de çok çok etkileyici ama bunlar dışında yani novella diyebileceğimiz uzun öyküleri dışında Zweig'ın biyografileri çok çok özel. O yüzden hatta bu bir üçleme. Bu da kendi hayatının şiirini yazanlar isimli biyografisi. Burada Kazanova, Stendhal ve Tolstoy'dan bahsediyor. Muhteşemdi. Hele bu yazarların eserlerini okumuşsanız, biraz daha derinlemesine yazarları tanımak istiyorsanız çok çok güzel bilgiler içeriyor. Hiç sıkılacağınız bir metin değil. Aksine ben çok eğlenerek okudum. Tolstoy özellikle çok hani daha yoğunluklu beğendiğim bir bölüm oldu. Çünkü diğer yazarlar hakkında da çok bilgim yok. Stendhal'ın Kırmızı ve Siyahını almıştım sonrasında okumak için hatta. Hatta bu kitabı bitirince dedim ki Tolstoy'un bütün eserlerini okumam gerek. Çok çok güzel. Biyografilerini özellikle tercih edin bence. Evet kalın ama gözünüzü korkutmasın. Tolstoy'dan bahsetmişken bu yıl içinde okuduğum tabii ki onun yine kült eserlerinden Anna Karenina. Evet çok çok uzun görünüyor buradan ama bu da hiç gözünüzü korkutsun istemem açıkçası. Çünkü sayfalarını yine heyecanla çevirdiğim sadece bir aşk hikayesi değil. Buradaki karakterlerin felsefi düşüncelerini, o zamanki toplumu yansıtan çok çok iyi bir eser. Aynı zamanda tarihsel bir romanda diyebiliriz. O dönemi çok iyi yansıttığı için. Hatta bu hani tarihsel roman dedikten sonra bir tane daha eserden bahsedeyim hemen. Bu yıl içinde hatta yakın zamanda okudum. Kitap Ağacı Klasikler Kulübü sayesinde Drina Köprüsü'nü okuduk Ivo Andr için. O da tarihsel bir öyküydü. Nasıl Anna Karenina da o dönemi çok iyi yansıtıyorsa Drina Köprüsü'nde de aynı şekilde Balkan edebiyatını, o işte iki karşılıklı toprağı birleştiren Drina Köprüsü'nün hikayesini anlatıyordu. Bu sefer karakterler değil, köprü başroldeydi. Yan karakterler, öyküler, işte hurafeler, masallar, birçok hikaye üzerinden bu köprünün başrolde olduğu o tarihi dönemi bize aktarıyordu. Bu benim çok çok hoşuma gitti. Evet, yer yer sizi yorabiliyor. Baş kahramanı bir köprü olduğu için, insan olmadığı için bağlanamıyorsunuz. Çünkü böyle hani evet şimdi ne olacak diye bir soru işareti uyanmıyor kafanızda. Ama bittikten sonra o 400 yıllık dönemi o kadar iyi benimsemiş oluyorsunuz ki hani insanların işte endüstrinin gelişmesiyle insan ilişkileri ne durumda oldu, köprü nereden nereye ilerledi. Çok çok güzel bir tarihsel öykü diyebilirim. Zaten Nobel Edebiyat Ödülü de almış Ivo Andrić. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Özellikle ben kendimi hani Balkan edebiyatına yakın hissettiğim için, yani kültür olarak Balkan kültüründen geldiğim için ben de çok çok bana katkısı olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer eserse, bunu bu kadar geç okuduğum için ve babamın hani bana okumak için tavsiye ettiği kitabı bu kadar geç okuduğum için üzüldüğüm bir kitap. Jack London'ın Martin Eden eseri. Bu kitabı mutlaka okuyun. Lütfen bu kütüphanenizde olsun. Hatta böyle lise yıllarında, ortaokulun son dönemlerinde okursanız çok çok güzel olur. Ben böyle bir denizci hikayesi bekliyordum aslında ama öyle bir şey değilmiş. Yani bir insanın dünyaya bakış açısı, toplumdaki yeri nereden nereye değişir, işte kitaplarla, edebiyatla, bilimle, felsefeyle düşünceleri nasıl yoğrulur. Burada bütün o süreci görüyorsunuz. Hem de böyle cahil diyebileceğimiz, hani hiç okumamış bir insandan okumuş bir insana, hedefleri olan bir insana nasıl ulaşır, bir insan hayatı sorgulayarak nereden nereye gider. Bunu gördüm burada. Evet, çıkaracağınız bir sürü ders olabilir, sevmediğiniz yanları da olabilir elbette ama mutlaka bu düşünceleri bir yerde kafanıza kazıyıp yer yer aklınıza getirmeniz çok çok iyi olacaktır sizin için, eminim. Bir diğeri bu yıl içinde okuduğum, benim yine ertelediğim kitaplardan birisiydi. Bir distopya, George Orwell'ın 1984. Bu da kült eserlerden birisi. Eminim duymayan yoktur ama eğer okumadıysanız ve distopya eserleri merak ediyorsanız, başlamak istiyorsanız bu
ilk eseriniz olabilir. Evet, kült eserlerden birisi, çok çok başarılı, belki hani böyle ilk 5 eserden birisidir başarılı olanlardan. Bunun dışında diğer distopya sevdiğim bir eser olarak Damızlık Kız'ın Öyküsünü söyleyebilirim. Margaret Atwood'dan. Bunun Aslı Perker'in söyleşisine de gitmiştim. Dizisi de var, onu da izleyin ama kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Hem dili açısından hem de yani bir roman okumakla diziyi izlemek aynı şey değil. Bu hissiyatı, bu keyfi size vermiyor hiçbir zaman bir görsel şölen. O yüzden bu romanın içine girip o hissiyatı yaşamanızı çok çok isterim. İkisi de distopya olarak çok başarılı. Zaten kült eserlerden ikisi. Ben de bu yıl içinde sonunda okuduğum için çok çok mutlu oldum. En sevdiklerimden biri sona kalmış. Ayn Rand. Şu anda elimde Atlas Vazgeçti var ama şimdi şurada köşede gösteririm. Hayatın Kaynağı. Ya Ayn Rand objektivizm felsefesini oluşturan bir yazar. Yani düşünür diyebiliriz aynı zamanda. Hani kendini bir yazar olarak görmüyor tabii ki. Bu felsefeyi açıklamak amaçlı yazdığı kitaplar bunlar. İçinde karakterler var tabii. Bir kurgu var ama o kadar muhteşem ki sizin toplumsal değerleri sorguladığınız, hayatta hiçbir zaman bir şeyi böyle şöhret namına ya da işte olması gerektiği için değil ya da büyük bir topluluk savunuyor diye değil de kendi düşünceleri, kendi fikri, işte bu hayata neden geldin, potansiyelini doldurmaya olman gereken insanın en üst noktasına erişmek için geldin ve bunun için kendiyle savaşan bir insan var aslında. Kendi fikirlerini savunan, hiçbir şekilde başka insanlardan negatif bir şekilde ya da yani sömürülecek bir şekilde etkilenmeyen bir karakter var, Howard Roark. Bu kitabı, yani bir sürü karakter var, hepsini zaten ben açıklamıştım, inceleme videom var, eğer izlemek isterseniz şuradan da ulaşabilirsiniz. Bütün karakterlerin savunduğu bir fikir var, gösterdiği bir özellik var baskın olarak. Yani zaten Howard Roark onun en yücesinde, en tepesinde. Hayatın Kaynağı'nı, toplumsal değerleri yine sorgulamak için ben ne yapıyorum, ne yapmalıyım, işte neler doğru, siyasi olarak, politik olarak çevremizde gördüğümüz vesaire, bu tür olayları sorgulamak için de size çok yardımcı olacaktır. Bu da diğer kitaplarından birisi Atlas Vazgeçti. Ben Ayn Rand'ı okumaya devam edeceğim 2019 yılında. Siz de eğer tanışmadıysanız bu yazarla mutlaka tanışın. Kitaplarının basımı yok maalesef şu anda. Ancak kütüphanelerde bulabilirsiniz ya da sahaflarda, nadir kitapta böyle çok çok yüksek fiyatlara bulabilirsiniz. Bu açıdan üzücü. Tabii e-kitap olarak da birçok kaynak var. Ben oradan da okumayı planlıyorum. Ama kütüphaneler bizim en güzel kaynaklarımızdan olacaktır eminim. Yaşam Çiçeği'nin Unutulmuş Sırrı benim bu yıl keşfettiğim ve içinde çok çok değerli bilgiler olan, yine sizin bu dünyada oluş amacınızı, potansiyelinizi tamamlamanıza yardımcı olacak, hem böyle metafizik olarak sizi geliştirecek bir kitap. Evet, bilimsel içerikler var ama çok çok farklı, böyle bilinç seviyenizi arttıracak bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ben hala okumaya devam ediyorum. Yer yer böyle o bilgileri, çünkü beyin çok fazla geliyor. Algılamaya çalışıyorsunuz, sindirmeniz gerekiyor. Birçok teknikten bahsediyor burada. Nefes tekniği, işte bu bilinç seviyelerimizi nasıl arttırabiliriz, farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz, onun üzerine birçok gelişme var. Siz de mutlaka bu kitabı alın ve okuyun. Kendinizi yeni yeni dünyalar keşfedin diyorum. Ve tabii ki Don Quixote, La Mancha'lı yaratıcı asilzade. Cervantes'in bu eserini okumak benim için gerçekten çok çok güzel bir şey oldu 2018'de. Çünkü ben Don Quixote'u hiç böyle beklemiyordum aslında. Hani bu kadar değerli, bu kadar edebi anlamda yoğun bir kitap olduğunu hiç araştırmamıştım açıkçası. Ve bu kitabı okuduktan sonra, bu iki cilt bu arada, ben birinci cildini okudum. İlk çağdaş roman olması açısından çok çok önemli bir eser, evet. Ama içindeki fikirler, yine her zaman
bir kitabı değerli yapan, bu edebi yoğunlukta olmasını sağlayan hep içindeki felsefi düşünceler aslında. Burada idealizmden realizme nasıl bir dönüş olduğunu, bu yıllardaki edebi kültürü, aynı zamanda işte romansları, şövalye romanslarını bize aktaran, bir anlamda ironik bir şekilde eleştirerek bunu bize aktaran bir eser. İçinde tabii ki birçok çeşit var edebi anlamda. Soneler var, işte hikayeler var, uzun öyküler var, masallar var. Bu anlamda çok çok çeşitli. Edebi olarak eğer bir esere yaklaşıyorsanız, Don Kişot mutlaka sizin okumanız gereken bir eser. Zaten hani ilk çağdaş roman olması açısından çok değerli olduğunu biliyoruz ama o içindeki fikirleri düşünerek, o felsefeyi acaba ne demek istiyor burada? Hani idealizmin nesi aktarılıyor? Realizmde bu Sancho Panza'nın söylediği şeyler günümüze kadar nasıl gelmiş? Bunları düşünerek okumak gerek tabii ki. O yüzden benim büyük anlamda böyle edebiyattan haz aldığım, kendime büyük büyük katkıların olduğunu düşündüğüm bir eser oldu. İkinci eserini de Şubat ayında tamamlamaya çalışacağım. O da eminim çok derinlikli, güzel bir ay olacak benim için. Bir diğeri Susam ve Zambaklar, John Ruskin'den. Bunu da birçok videomda bahsetmiştim. Çok çok sevdiğimi söylemiştim. Tabii ki 2018'de en sevdiğim kitaplar arasına girdi. Hem kadınlardan hem kitaplardan bahsetmiş. O dönemki fikirleri yansıttığını görüyoruz ama evrensel bir yanı da var elbette. Kitaplarla alakalı, hele böyle bizim gibi kitap severlerin okumayı çok çok zevk alacağı bir eser. John Ruskin'in diğer eserlerini de okumaya çalışacağım ama bu gerçekten hem tanışma için güzel bir başlangıç oldu bana, hem de böyle kitaplara dair, kadınlara dair altını çizdiğim, evet bu şekilde düşünmek gerekiyor ya da neden böyle değil diye düşündüğüm çok çok güzel bir eser oldu. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bir diğeri ise yine 2018 yılında Kitap Ağacı ile birlikte okuduğumuz Barış Müstecaplıoğlu'nun Şamanlar Diyarı serisi. Bu ilk kitabı, ikincisi Keşif Zamanı, Keşifler Zamanı. Üçüncüsü ise Özgürlük Uğruna. Bu bir fantastik kurgu. Gözünüzü korkutmasın, hemen öyle fantastik, işte çok işte bir sürü karakter ve Türk yazarı olması belki ön yargınızı oluşturabilir. Ama asla öyle değil. Gerçekten çok çok başarılı. Türk yazar ön yargısını kıran, fantastik üzerine özellikle bir yazar olduğunu düşünüyorum Barış Müstecaplıoğlu'nun. Bu da üçüncü kitabı bu arada. İkincisi de arkadaşımda olduğu için şuraya ben eklerim eğer görmek isterseniz. Birçok karakter var. Bunu karakterleri yansıtırken burada özellikle fantastik ve bilim kurguda aslında toplumda var olan bir şeyi, sosyolojik karşılaştırmaları, yaşantıyı fantastik bir dünyada, yani hayal gücümüzdeki bir dünyada oluşturuyoruz ve bu bir yazar için çok çok güzel, hem eğlenceli olabilir belki o yazım aşaması ama okurların da bunu keşfetmesi ayrıca güzel bence. Şimdi Yüzüklerin Efendisi'ni okumaya başladım ben. İkisini tabii ki böyle tanımak, hani Yüzüklerin Efendisi dünya çapında bir kült eser. Ama Türk yazarlar için de Barış Bey de bence okunması gereken, değer verilmesi gereken. Özellikle bence ortaokulda örneğin fantastik kurguyla tanıştırabilirsiniz etrafınızda varsa o seviyede birileri. Ya da beni dinleyen varsa ortaokul seviyesinde olanlar, bu seriyle fantastik kurguya giriş yapabilirsiniz. Barış Müstecaplıoğlu'nu mutlaka tanıyın diyorum. Diğer kitapları da var, sadece fantastik kurgu üzerine yazmıyor. Kişisel gelişim ve başka tarzda kitapları da var. Onlardan da okumak istiyorum bu yıl içinde. Bir diğeri Livaneli'nin Son Ada isimli eseri. Bu tabii ki daha önce çıkan bir eseriydi ama ben bu yıl okumaya fırsat bulabildim. Son Ada, ütopyadan distopyaya ilerleyen bir kurgu aslında ve yine bizim ülkemizde, dünyada görülen birçok şeyi yansıtan, böyle size karın ağrıları çektirecek bir kitap olabilir diyebilirim. Çünkü
iktidarın nasıl böyle toplumu yok ettiği, işte bir güzel bir şey yapmaya çalışırken nasıl bir şeyin kötüye ulaştığını, neden böyle olduğunu bu satırlar arasında bulabilir ve Livaneli'ye hayran kalabilirsiniz. Ben çok çok beğenmiştim bu kitabı da. Biraz tabii ki yer yer sizi üzebilir ama bu farkındalık için, etrafımızda ne oluyor daha iyi görebilmek için güzel bir eser diyebilirim. 2018'de benim tanıştığım ve tanıştığıma çok çok mutlu olduğum bir yazar daha var. En sona kalmış ama Nermin Yıldırım, Unutma Beni Apartmanı'yla tanışmıştım. Diğer kitaplarını ödünç verdim. O yüzden şu an elimde yok. Dokunmadan ve Misafiri okumuştum. Aslında bu yıl içinde benim en çok sevdiğim herhalde. Ya Unutma Beni Apartmanı çok güzeldi başlangıç için. Hani bu yazarın diğer kitaplarını da okumak istiyorum. Hissiyatı uyandırdı bende. Sonra Dokunmadan'ı okudum. Böyle bir yükseldi çıta. Misafiri okudum. Aynı şekilde devam etti. Sonrasında diğer 3 kitabını da okumak istiyorum. Siz de Nermin Yıldırım'la tanışmadıysanız mutlaka bu yazarın kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Kelimelerle Dans Eden Kadın diyorum ben kendisine. Hatta bir videosunda, röportajında duymuştum. Ben de aynı şekilde katılıyorum kelimelerle dans ettiğine. Çünkü o kelimeleri çok çok güzel kullanıyor. Hani tam yerinde, bir de yazdım bitti şeklinde değil. Bir kere yazmışsa o yazıyı ve üstünden birkaç kere geçtiğini, düzelttiğini, böyle gerçekten ilmek ilmek işleyerek çok titizlikle o kurguyu oluşturduğunu görüyorsunuz. Çok böyle hem toplumsal olayları da yansıtıyor, analizleri de yansıtıyor. Yani dünyamızda, ülkemizde neler olduğuyla ilgili. O ilişkileri, insanların böyle içine işleyen böyle ufak detayları kitaplarında bulabileceğiniz ve onları okuduğunuzda evet ya benim gibi düşünen birileri varmış yani diye empati kurabildiğiniz bir seri oldu benim için okuduğum zaman. Bakalım devamında diğer 3 kitabıyla ilgili ne düşüneceğim, merak ediyorum 2019 yılı için. 2018 yılında dediğim gibi ben hem güzel başlangıçlar yaptım hem bu şekilde edebiyat anlamında çok çok tatmin olduğum bir yıl oldu. Umarım 2019'da bu çıta yükselerek devam eder. Ve en az bunlar kadar güzel kitaplarla, yazarlarla tanışmış olurum, etkinliklere katılmış olurum, söyleşileri dinlemiş olurum, izlemiş olurum. Size de 2019 yılında sağlık, mutluluk ve bol kitaplı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.